Merhaba güzel dostlar. Bazen işin içinden çıkılmaz bir hal vardır sana göre. Sana bir bilinç dışı mesaj verilir ve her şey çözülür. Bir gün bir karı koca evden çıkıyor arkadaşlar. Evden çıkarken avukata gitmek için çıkıyorlar. Yani boşanmak için çıkıyorlar. Sonra diyor ki kadın, hanımefendi, ya Ata Bey diye biri varmış diyor. Önce bir oraya gidelim ondan sonra diyor. Tamam, boşanacaksın anladım. Ondan sonra avukata gidelim diyor. Adam diyor ki ya bu adam benim demedim ne diyecek sana? Benim demedim ne diyecek de biz boşanmayacağız. Sonra kadının yani tamam boşanacağız işte tamam anladık ama diyor önce bir Atı Bey'e gidelim ondan sonra ne yapıyorsun yap. Çok övdüler diyor, çok bahsettiler. Ben şimdi kendimi övmek için demiyorum da kendi aralarında öyle konuşmuşlar yani. Ve kesin boşanma niyetiyle evden çıkmışlar. Bana geldikten sonra çocuk olsun diye hastaneye gidiyorlardı. Onların ne yaptığını biri olmak ister misin? Biliyorsunuz Tuğçe Hanım'ı. Hani bizim ofiste güzel bir kız var ya. Ona bir ara demiştim. Daha doğrusu bir şiirde duymuştum ve çok güzel. Sebepsiz de gülebilirsin. Sen yeterince güzelsin. O bizim Tuğçe'miz. Hani benim asistanım Tuğçe var ya. Bir gün aradı. Hocam dedi hemen ofise gelmen lazım. Böyle çok sinirli gergin bir adam var dedi. Ben de o sırada ofiste değildim işte. Ofise geldim böyle baba yiğit böyle boylu poslu bir adam. Yanında da hanımefendi. Ben tabii içeri hani ofise girdim hani insanlara hoş geldin falan dersin ya. Tam buyurun efendim derken adam dedi ki ya dedi sen dedi bu kadına benim demediğim ne diyeceksin dedi ya. Arkadaş dedi bir insan hem Müslüman hem psikolog olur mu dedi. Bir dik dik bakıyor hem Müslüman hem psikolog olur mu? Bu psikologlar ne görüyorlarsa. Bilmem adam İmam Hatip mezunuymuş da bilmem neymiş de işte psikoloji. Neyse. Şimdi ama adam oturdu. Adam da Ali Bey. Ali Bey'i tanıyorsunuz değil mi? Bilmiyorum. Yani Ali abi bizim Ali abi hani ofiste görüyorsun işte. Ya arkadaş dedi sen ne anlatacaksın ki bu adamı? Ne diyeceksin şimdi bize? Ama nasıl kızıyor, bağırıyor. Ben de işte gayet mütevazi ve beyefendi bir adamım ya. Bir alttan alıyorum mümkün mertebe. Sonra bir 20 dakika fırça yedikten sonra dedim ki efendim arzu ederseniz dedim ben işinize bir seans yapayım. Siz de bu sırada izleyin. Tabii arkadaşlar bu sırada ben şimdi şu an size neyi anlatıyorum biliyor musunuz? Bir seans nasıl yapılır? Bilinç dışı mesaj nasıl verilir? Hikayenin mucizesi. Bir hikaye anlattığınız zaman insanlar nasıl değişir? Neyse Ali Bey dedi ki tamam hocam dedi izleyeyim. İşte ben hanımefendi bana sıkıntıyı anlatmaya başladı. İşte şu sıkıntılar çektik, bu sıkıntılar çektik. Ben okyanuslarda boğulmadım falan. İşte çok basit bir konu var. Çok basit bir konuda da işte Ali Bey'in basit bir konusu. Geldim dedim bu derede boğuluyorum. Benim dedi hayatımda çok büyük büyük problemler vardı. O problemin hepsini aştım. Hepsine dayandım. Ama bu dereye dayanamıyorum. Ali Bey ile alakalı bir problemden bahsediyor. Ben dedim ki aklıma bir hikaye geldi siz bunu anlatınca dedim ve şöyle bir hikaye anlattım. İşte biliyorsunuz arkadaşlar meditasyon falan yapıyoruz ya. Ben böyle bazen çok özel olan, kendim çok sevdiğim kitlem olduğu zaman onlarla beraber bir meditasyon yaparız. Ve bir gün işte bir 12 kişilik bir arkadaş grubu vardı. Onlara beraber bir meditasyon yapıyoruz. Ve meditasyon yaptığımız sırada bir müddet sonra bir arkadaş böyle çok kötü bir şekilde ağlayarak işte gözlerini açtı. Ben dedim ki yaşadığınız deneyimi anlatmak ister misiniz? İşte o ağlayarak gözlerini açan arkadaş dedi ki, tabii bunu Ali Bey'in işini anlatıyorum. Ben bu hikayeyi bir yandan Ali Bey'in işini anlatıyorum arkadaşa. Dedi ki, yani o meditasyonu ağlayarak çıkan arkadaş dedi ki, ya dedi ben de meditasyon önce bir niyetlenmiştim. Sonunda ne olacak bunu göreyim diye niyetlenmiştim. Sonra bu meditasyon sırasında kendimi cehennemde gördüm. Cehennemdeyim ve yanıyorum. Ve dedi benden 30 yıl sonra eşim geliyor. Yani eşim 30 yıl sonra ölüyor ve geliyor ve ama o hiç cehenneme uğramadan direkt cennete gidiyor. Ben çok şaşırdım. Ben daha çok namazında, niyazında bir insanım. Daha fazla dua eden bir insanım. Bu haksızlık dedim. Nasıl o adamın rahatına, keyfine bakan birisiydi eşim. Ve keyif halinde yaşayan böyle ibadetlere fazla itibar etmeyen birisiydi. Nasıl oluyor o cennete gidiyor da ben cehennemde kalıyorum diye başımdaki meleğe itiraz ediyorum. Ama bir yandan yanıyorum. O sırada Melek dedi ki, eğer hatasız olmak, doğru dürüst olmak,
erdem olsaydı melekler Hazreti Adem'e secde etmezdi. Hazreti Adem meleklere secde ederdi. Allah hata işleyen ve af dileyen kullarını daha çok sever. Ve tabi bu sırada eşi de demek ki onu aşktırıyormuş ki cennetin kapısına varınca diyor ki yok da işimi almadan diyor cennete giremem. Ve sırf bu beyefendi cennete girsin diye girebilsin diye cehennemden eşi çıkartılıyor. Cehennemden eşi çıkartılıyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor ve bu hanımefendiyi sarıyor, kucaklıyor böyle. Onu kucaklayınca yaraları da iyileşiyor. Ve diyor sonra cennetin kapısına doğru vardık. Cennetin kapısına doğru vardığımızda oradaki melek dedi ki cehennemden çıkmayı hak ettiniz ama cennete girmeyi hak etmediniz. Biz de öyle bekliyoruz, kapıda bekliyoruz neyi bekliyorsak. Bir müddet sonra oğlumuzun yaptığı bir iyilik geldi bize ve onunla beraber cennetin kapısı açıldı ve biz cennete girdik. Ben bu hikayeyi, bu yaşanmış bir hikaye, gerçek bir hikaye arkadaşlar. Bunu Ali Bey'in eşine anlattım. Sonra Ali Bey ve eşi oradan ayrılırken Ali Bey dedi ki hocam dedi tanıştığımıza memnun oldum. Ben bunu duyunca tabii şeydim hani insana genelde tanıştığı zaman memnun oldum falan derler. Öyle tanıştığımda memnun oldum dedi ve ayrıldım. Yarın telefon etti Ali Bey. Hocam dedi şu an dedi 2 trilyon verseler de o kadar sevinmezdim. Sizinle tanıştığıma sevindiğim kadar. Gerçekten de iyi ki sizinle tanışmışım. Ve şimdi o dere dedikleri, derede boğuluyorum demişti ya hanımefendi. Sonra o dere hiçbir zaman problem olmadı. Bilinç dışı bir mesaj. Hikayeyle verilen bilinç dışı bir mesaj. Güzel dostlar, size gelen bir insanı değiştirmek istiyorsanız, onun kalbine ruhuna dokunmak istiyorsanız en kestirme yol bir hikaye anlatmak. Hikaye anlatmak. Bu hikayeyi diyemiyorum ama işte olsun o benim diyemediğim şeyi anlatmak. Kutsal kitapların hepsi kıssalardan bahseder. Mevlana kitabında hep hikayelerden bahseder. Eğer güzel bir hikaye anlatabilen bir insansan o zaman hayatta değişim sağlayabilen bir insansın. Herkes bir hikaye anlatır ve biz hangi hikayeye inanırsak onun peşinden gideriz. Evet güzel dostlarım, çok gergin bir şekilde ofisime gelen bu insanlar, evden boşanmak için yola çıkan, avukata gitmek için yola çıkan bu insanlar, sonra bizim yanımıza ayrıldıktan sonra hastaneye gidiyorlar çocuk sahibi olabilmek için. Ne yaptık, değişimi ne sağladı? Sadece hikaye anlattık. Bakın, bizler bilincimizle değişimiz biliyorsunuz. Bilincimizle değişebiliyor olsaydık, aklımızla değişebiliyor olsaydık her şeyin en güzeli zaten yapardık. Kimse sigara içmezdi mesela. Çok fazla ibadet ederdik. Çok fazla kitap okurduk. Ama hayatı bilinç dışı yaşıyoruz. Ve bir terapiye gelen bir insana veya seninle dertleşen bir dostuna bir o konuyla alakalı bilinç dışı bir mesaj verdiğinde yani bilinç dışına bir hikaye anlattığında bakarsın ki olay kendiliğinden düzeliverir. Bize gerekli olan, mesela çok büyük kişiler okuduğunuzda bakın çok büyük kişilere üstad dediğim kişilere bak. Kutsal kitaplara bak. Değişimi neyle sağlıyorlar? Hikayelerle sağlıyorlar. Bizim hayran olduğumuz kişiler hep bize olayı neyle anlatıyor? Hikayelerle anlatıyor. Ve bizler de dostlarımıza, arkadaşlarımıza, varsa danışanımız, benim yaptığım mesleği yapıyorsanız, koçluk yapıyorsanız, bir terapistseniz, danışanımızı en iyi değiştirmenin en kestirme yolu ve en iyi yolu onlara bir hikaye anlatmak. Ve hikaye anlattığınız zaman bir anda ne diyorsunuz biliyor musunuz? Aslında ben bir uzman değilim. Ben de senin gibiyim. Ben de senin gibiyim deyip ondan tarafa geçip sonra ona bir hikaye anlatmış oluyorsun. Çünkü bilinçaltı nasihatı sevmez arkadaşlar. Hiç kimse nasihatı sevmez. Dışarıdan birisi nasihat verdiğinde hemen tepki verir. Bilinçaltı direnir ona. Ama bir hikaye anlattığında kimse sana bir nasihat veriyormuş gibi algılamaz. Çünkü bir hikayedir. Bir hikaye. Ama oradan alacağı dersi alır ve değişim sağlanmış olur. En iyi terapist, en güzel hikaye anlatabilendir bence. Gerçekten hepinize minnettarım. Çok çok teşekkür ediyorum. Ne diyorsunuz? Yani bana pek çok şöyle mesaj geliyor. Hocam ben çok terapiste gittim. İşte yıllardır terapistlere gidip geliyorum, doktorla gidip geliyorum. Bir türlü değişim sağlayamamıştım. Ama senin videolarına değişim sağlandı diyor. Kendi değişimi fark ettim diyor. Fark ediyorsun değil mi? Bu videolarda her videoda mutlaka hikayeler var.
Ve sen de aslında hikayelerle değişiyorsun. Ben de hikayelerle değişiyorum. Hepimiz hikayelerle değişiyoruz. Ve o ne yapıyor biliyor musun hikaye? Aslında bizi temizliyor ama farkında değiliz. Yani mesela bir şey kirlendiği zaman eskiden bir ateş ne yapıyor arkadaşlar? Ateşin özelliklerinin birisi nedir biliyor musun? Mikropları öldürür. Ateş mikropları öldürür ve kirli bir şeyi ateşe tuttuğunuz zaman o temizlenir. Şimdi biz de temizlenmek için ateşe mi tutalım kendimize? Ateşe tutulamıyoruz ya. Ne yapılıyor? Bize bir hikaye anlatılıyor. Yani ya da şöyle söyleyeyim. Mesela biz vücudumuz kirliliğinde temizlenmek için ne yapıyoruz? Ateşi suya taşıyoruz. Sonra suyla temizleniyoruz. Hikayeler de bize bunu yapıyor güzel dostlarım. Normal gerçek hayatta yaşanmış olaylar ateş gibi ya, acı gibi ya. O gerçek hayattaki olayları suya taşımış oluyoruz ve onunla arınmış oluyoruz. Bedeni yakmadan bedeni temizlemiş oluyoruz. Hikayeler, gerçek hayattaki acı olayları bizi temizleyecek hale getiren malzemeler. Sevgiyle kalın güzel dostlarım. Hatta aşk ile, hatta tutkuyla, hatta hikayelerle kalın. Ve mümkün olduğu kadar çok hikaye öğrenin. Ve mümkün olduğu kadar çok hikaye anlatın. Ve bu hayatı, bu dünyayı hayatı hikaye gibi yaşayanlar değiştirecek. Bunun farkında olun. Ve sevgiyle kalın güzel dostlarım. Ve güzel dostlarım, sizin hayatını değiştiren güzel hikayeler varsa ya da hayatınızın hikayesi çok güzelse ve bunlar hayatını değiştiriyorsa ve insanlığa fayda sağlayacaksa, değer katacaksa bu güzel hikayelerinizi bizimle paylaşırsınız, yorum eklersiniz. Çok sevinirim, minnettar kalırım. Ve beni böyle sevgiyle, ilgiyle dinlediğiniz için lütfen sizlere olan saygımı kabul edin ve sevgiyle kalın güzel dostlarım. Güzel dostlar, misafirim olur musunuz? Konuğum olur musunuz? 23, 24, 25 Mart'ta koçluk ve kuantum eğitiminde bir araya gelip bu videolarda izlediğiniz enteresan bilgilerin daha derinine dalsak, daha ayrıntılara girsek ve sonrasında eğer yaşam koçu olmak istiyorsanız, eğer kuantum uygulayıcısı olmak istiyorsanız ve hatta ve hatta o bahsedilen olağanüstü hipnozu deneyimleyip o çocukluğa gitmek istiyorsanız ve sonrasında bu eğitimlerden sonra sertifikalarınızı alıp kişisel gelişim uzmanı olarak hayatınıza, hayat yolunda devam etmek istiyorsanız 23, 24, 25 Mart'ta konuğum olur musunuz? Misafirim olur musunuz? Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.